Eğer karınca ezmizin fotoğrafını renkli basacak olsaydık matbaada ne kırmızı mürekkep kalırdı ne de sarı. 19 Kasım 1975 Hayat Spor dergisinde karınca ezmez Şevki'den işte böyle bahsediliyor. Çünkü o Galatasaray'ın ilk amigosu. Ünlü golcü Metin Oktay'ın Taçsız Kral filminde de rol alan karınca ezmez Şevki'yi yıllar çok değiştirmiş. O şimdi 78 yaşında. Renkli kılavuz istemez. Hiç kimseden gelen yok. Kurumuş ağaca su dökmek lazım. Tek desteği 60 yaşındaki kız kardeşi Nuriye Hanım, biricik kardeşini Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına götürmüş geçtiğimiz günlerde. Ancak o bu şampiyonluğu doyasıya kutlayamamış. Kapısına kadar gittiği eğlenceye kalbi dayanmaz denilerek alınmamış. Bir kolunu kaybetmiş ama yine yardım görmemiş karınca ezmez Şevki. Yanıyorum. Yanımı Esma'yı bilir. Su anlamaz. Kolu gitti, hastanelere yattı mesela. Hastanede gelip de herhangi bir ilgili, bunca zenginler, bunca Galatasaray tarafları yok mu? Başkanlar trilyonları harcıyorlar. Hiç mesela bir futbolculara, herhangi bir yerlere gelip buna en azından bir kol taktırabilirlerdi. Camiadan eski amigoya yardım eden bir kişi olduğunu öğreniyoruz. Bu kişi Galatasaray'ın ünlü kalecisi, spor yazarı Turgay Şeren. Gölgesi bile kâfi geliyor bana. Ne zaman Galatasaray'ın maçını izlese eski günlere dönüyor, hınca hınç dolu tribünleri nasıl coşturduğunu hatırlıyor karınca ezmez Şevki. Olamıyor Tarık, kaçırdı ayağından. Özcan yetişti, Tarık bastırıyor yine. Ve kale boş, kral çıkıyor, kavuşturuyor. Şahane kafa, gol, 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 gol! ...53 yıl boyunca hayatının anlamı olmuş sarı ve kırmızı. Karınca ezmez Şevki, Galatasaray'ı iyi ve kötü gününde yıllarca desteklemiş ve hayatının kötü günlerinde kendine uzanacak yardım elini yine Galatasaray'dan bekliyor. Çağatay Şahin, Kanal D, İstanbul.